Gökçe, bugünlerde ne böyle? Günaydın. Seni uyandırmaya geldim. Sana çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Ya, teşekkür ederim. Kahvaltımı hazırladın. Hem bu çiçekler de ne böyle? Çok güzel kokuyorlar. Senin için topladım. Bunlar benim yetiştirdiğim çiçeklerdi. Çok güzeller, öyle değil mi? Evet, sen de çok güzelsin. Ya canım sevgilim, sen de çok yakışıklısın. Hadi gel Tombiş'i kaldıralım, sonra da aile kahvaltısı. Tamamdır, hadi Tombiş'i uyandıralım o zaman. Tombiş, Tombiş. Tombiş ne yapıyor böyle ya? Yem 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 yem. Hamburger çok güzel. Mim 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 mim. Yem 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 yem. Tombiş rüyasında yemek yiyor. Evet, hatta gerçekte bile yiyor. Tombiş'im hadi kalk canım. Yem yem yem. Günaydın Gökçe abla. Günaydın Noy amca. Günaydın Tombiş'im. Hadi gelin, size çok güzel kahvaltı hazırladım. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Ooo, kahvaltı mı? Tombiş ya, evet. Sen daha demin uykunda yemek mi yiyordun? Yemek yiyordum Noy amca. Valla hamburger. Yani gece uyurken de çıktığım için ben kendim alışıyordum. Uyurken bile hamburger yiyorum. Oha Tombiş ya, gerçekten de çok obursun ya. Ne yapayım, kaydım acıkıyorum. Tamam kızım. Tamam, ne olursunuz kavga etmeyin. Bugünü bozmak istemem. Hadi gelin bahçeye bakın. Oo, bu da ne böyle? Sultan sofrası hazırlamışım bildiğin. Vay canına. Oy, şöyle gel bak Noy amca. Yem 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 yem. Hepsi çok güzel duruyor. Tombiş, lütfen sakince ye. Bunu sizin için hazırladım. Canım sevgilim Girol ve en sevdiğim Tombiş'im için. Gökçe, gerçekten de sen dünyanın en iyi kız arkadaşısın. Teşekkür ederim, sen de öylesin. Hadi oturun ve yemeklerinizi yiyin. Tombiş sen ne yapıyorsun? Al bakayım Gökçe abla. Bu kadar iyi davranın, sana bir bahşiş pay vereyim. 8 lirayla git kendine çikolata al, olur mu? Para istemem. Oo, gerçekten de çok lezzetli duruyor bu sofra. Ne yesem acaba, çok şaşırdım. Pasta yapmışsın. Sonra burada bir tane daha pasta var. Burada çörekler var, sosisli var. Tombiş benim yemeğim mi yiyor? Nem 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 nem. Çok acıktım. Gökçe, Tombiş bütün yemekleri yedi. Sorun değil, senin için tekrardan yaparım. Sana yaptığım her yemeği seve seve yapıyorum ben. Tamam, teşekkür ederim. O zaman bari ben gideyim şu pastayı yiyeyim. Gerçekten Gökçe, kekler çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun, sabah sabah taze taze yaptım. Fırına attım ve çıkarttım. Yoy amca, ben biraz sıkıştım galiba. Tombiş, leş gibi kokuttun burayı. Tombiş, ne yapıyorsun? Leş gibi koktu burası ya. Tamam, sorun değil, ben burayı temizlerim, tamam mı? Hadi siz oturun, ben de size çaylarınızı getireyim. Vay, çay da mı getireceksin? Tamam, otururuz, bekleriz. Gel Tombiş, burada oturalım. Yürüyün, buraya geçelim, burada oturalım. Ne güzel, havuç kenarında. İyi, tamam, hadi oraya geleyim. Gökçe, benim çayım birazcık açık olsun. Çok koyu çay sevmem. Hemen getiriyorum. Canım çok sıkılıyor. Gideyim de birazcık Girol'larda takılayım. Girol, Gökçe, kapıyı açın. Ben geldim. Gökçe, Gökçe. Deli doktor. Buradayım. Niye çalıyorsun kapıyı? Açtığını görmedim. Görmüyor musun? Gözlüklerim 10 numara. Nasıl göreyim ben kapıyı açtığını? Tamam, özür dilerim kızma. Neden gelmiştin? Canım çok sıkıldı laboratuvarda, deney yapmaktan bıktım. O yüzden yanınıza geldim. Siz ne yapıyordunuz? Biz kahvaltı yaptık, şimdi de çay keyfi yapacağız. Vay, ben de o zaman katılacağım. Çık önümden. Ben de çay içmeye gerçekten de bayılırım. Girollar nerede? Bahçedeler. O zaman yanlarına gidiyorum. Girol. Sana söylediğim gibi Tombiş, dersine çalışman gerekiyor. Girol. Ne yapıyorsunuz bakalım? Deli doktor, sen nereden çıktın ya? Laboratuvarda çok canım sıkılıyordu. Ben de size geleyim dedim. Gökçe dedi ki çay keyfi yapıyoruz dedi. Ben de katılabilir miyim? Deli doktor, maalesef ki olmaz. Çünkü bu çay keyfini ailemizle birlikte yapacağız. Aynen öyle değil doktor. Sen bizim ailemizin değilsin. Kertuş babana koş. Niye bana kertuş diyorsun Tombiş? Tombiş öyle davranılır mı? Bak o senden yaşça büyük ama. İyi tamam ya, tamam. Özür dilerim değil doktor. Ama bize katılamazsın. Evet değil doktor, maalesef ki. Bize katılamazsın. Ama başka bir şey yaparsak seni çağırırım.
İyi tamam. Ben gidiyorum. Pislik şişko tombiş. Ulan şey duyayım. Bırak beni manyak, bırak beni. Git derinden izin git. Tombiş dur sakin ol. Neler oluyor, sakin olun. Tombiş'e deli doktor kavga ediyor Gökçe. Nasıl olur, neden kavga ediyor? Ama deli doktor da yani izin almadan içeri girdi. Evet, biz bugün ailece takılacağız. O yüzden o bugün maalesef ki gelemez. Uf, bana şişko dedi. Böyle çok sinirim Gökçe'ye, çok sinirim ya. Kesinlikle bozmayalım, hadi çay içmeye devam edelim. Gökçe, ben çay içmekten vazgeçtim ya. Karnım çok doldu çünkü. Ellerine sağlık, yemekler çok güzel olmuş. Afiyet olsun. O zaman ailecek bir şeyler yapmaya devam edelim. Mesela sizi Luna Park'a götürebilirim. Ne? Luna Park mı? Oley! Evet. Luna Park! Yoyum gibi Luna Park'a gidelim. Luna Park'a! Evet. Luna Park'a gidebiliriz. Çok güzel olur gerçekten. Tamam o zaman. Ben kıyafetlerimi giymeye gidiyorum hemen. Siz de hazırlanın. Tamamdır. Luna Park'a gitmeyi gerçekten de çok seviyorum. Luna Park'ta eğlenmeyi çok seviyorum. Acaba Luna Park için hangi kıyafetlerimi giysem? Şöyle bakayım bir. Hava da sıcak aslında ya. Üstüme bir tişört giyebilirim. Aa, buldum. Şuradaki yeşil tişört gerçekten de çok güzel duruyor. Tamam, onu giyeyim. Altıma da şuradaki mavi şortu giyeyim. Bakalım nasıl olacak? Aa, çok tatlı oldum. Artık Luna Park'a gitmek için hazırım. Şimdi içeri gidelim bakalım. Tombiş'e Gökçe ne yapıyor? Gökçe. Bak nasıl oldun? Çok tatlısın Girol. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Gerçekten çok iyi bir kız arkadaşsın. Hiçbir kız arkadaş sevgilisini Luna Park'a götürmek istemez. Ama sen götürmek istiyorsun. Elbette ki götüreceğim. Ben en çok seninle eğleniyorum. İkisininle sevgiliyim. Canım sevgilim benim. Ben de sana iyi ki sevgiliyim. Canım sevgilim. Hadi bakalım o zaman, zaman kaybetmeden artık Luna Park'a gidelim. Ne diyorsunuz? Bence de artık gitmeliyiz. Hadi gidelim bakalım. Yoyan yöne ben bir çabuk ürünmeyin. Olmaz Tomil, sen binemezsin. Girol. Bu ses ne ya? Değil doktor, sen yine burada ne işin var? Nereye gidiyorsunuz bakalım böyle hazırlanıp da? Luna Park'a gidiyoruz. Gökçe bizi Luna Park'a götürmek istedi. Vay canına, Luna Park mı? Ben de geleyim. Olmaz değil doktor. Biz de ailecek bugün gezeceğiz dedik sana ama. Başka gün gelirsen söz seni de götürürüz öyle değil mi? Kesinlikle ama ben bugün sevgilimle vakit geçirmek istiyorum. Canım sevgilim benim. Ya canım kız arkadaşım, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Nasıl yani, beni davet etmiyorsunuz mu? Deli doktor, galiba anlamıyorsun. Biz bugün ailecek, yani iki sevgili bir de yanımızda tombiş olacak, tamam mı? O yüzden senin gelmen uygun olmaz. İyi tamam bakalım. İyi eğlenceler. Galiba birazcık kızdı gibi Gökçe bu. Evet ya, sinirlendi, hatta kızarmaya bile başladı. Neyse biz arabaya binelim, belli olmaz sonuçta deli doktor. Evet belli olmaz. Hadi neyse bakalım, herkes binsin arabaya. Şöyle açayım kapımı, şöyle binelim. Kapıyı kapattım. Herkes bindi mi? Evet Gökçe bindi mi? Yakalayayım. Tamamdır o zaman. Hadi bakalım. Şimdi Luna Park'a doğru gidelim. Luna Park'ta Gökçe ben roller coaster'a bineceğim. Evet ona binelim. Ondan sonra da tramboline binelim. Ne dersiniz? Yuuu, tramboline çok seviyorum. Ay evet ya, tramboline ben de bayılıyorum. Vallahi ama benim Luna Park'ta en çok sevdiğim şey hız treni. Hem böyle korkuyorsun hem de çok eğlenceli geçiyor. Gerçekten de ben roller coaster'ı çok beğeniyorum. İşte geldik. Görmüş olduğunuz gerçekten gibi. Gerçekten çok güzel. Luna Park'a geldik. Şöyle arabamızı park edelim. Hadi bakalım. Herkes arabadan insin. Uyy, Luna Park. Tombiş dur sakin ol, bekle Tombiş. Girol ve ailesi gerçekten de beni çok sinirlendirdi. Hiçbir şekilde beni plana dahil etmiyorlar. Ama şimdi ben onlara gününü gösteririm. Bu iksir sayesinde Gökçe'yi kötü yapacağım. Ve bu sayede Girol da Gökçe'den ayrılacak. Ve artık benimle daha da yakın arkadaş olacak. Hadi bakalım, şimdi eve gizlice gireyim. Gidelim bakalım. Umarım kapı açıktır. Hadi. İşte bu, kapı açıldı. Şimdi bu iksiri yemeğe dökeceğim. Acaba Gökçe'nin yemeği nerede? İşte orada. Tam da masada duruyor. Bu Gökçe'nin çorbası olması lazım. Şimdi bu iksiri burun içine atacağım. Ve ondan sonra Gökçe bu çorbayı yiyince kötüye dönüşecek. Atalım bakalım. İşte oldu.
artık bu çorba lanetli bir çorba. Neyse, onlar gelmeden hemen evden gitmem lazım. Size gününüzü göstereceğimi söylemiştim. Buradaki oyuncaklara binebilmemiz için tabii ki de bilet almamız gerekiyor. Hadi ben bilet alıp geliyorum hemen. Hayır hayır, dur lütfen, biletleri ben alırım. Bugün size ben ısmarlayacağım. Ya canım kız arkadaşım, ne kadar da düşüncelisin. Ne demek, o senin düşüncen, tamam mı? Hadi 3 tane bilet aldım, hangisine binmek istersin Girol? Tamam, Tombiş'e sorarım. Tombiş ne istersin? Ben oyuna geçiyorum, oyuncak. Aa, oyuncak. Evet, ben de istiyorum Gökçe. Şuradaki oyuncaklar çok güzel duruyor. İsterseniz ben sizin için onları alabilirim. Bir tane bilet atayım mı? Tamam, olur. Hadi bakalım. O zaman oku kim atacak? Ben atayım Gökçe, ben atayım. Tombi sen mi atacaksın? Bence Gökçe alsın, daha sağlıklı olur. Bence de ben atayım, istediğin oyuncağı alayım Tombiş'im. Sen birazcık ok için küçük sayılırsın. Şimdi o zaman hazırsanız attım. Vay Gökçe, oyuncak kazandı. Tamam, o zaman bu oyuncak Tombiş'in olsun. Tombiş hangi oyuncağı istersin? Ben şunu istiyorum Gökçe abla. Şu bak, şu. Tamam hadi bakalım, o zaman onu sana alıyorum Tombiş'im. Oldu mu bakalım, gel oyuncağını vereyim. Vay şöyle. Canına, oyuncak çok güzel Gökçe abla, şuna bak, elinde bir şey de var. Ana. Evet çok güzel. Gerçekten de çok güzel duruyor oyuncak. Gökçe evet, bana da alır mısın? Elbette ki, senin için de atmak istiyorum. Umarım şimdi daha güzel vururum. Şöyle atalım bakalım. Vay işte, kazandın. Tamam, şimdi bana da oyuncak al. Peki tamam, hangisini istersin, sağdakini mi soldakini mi? Ben şu sağdakini istiyorum, kırmızı renkli olanı. Tamamdır o zaman, sana kırmızı renkli olanı alıyorum. Hadi al bakalım Grul, bunu hep sakla be, baktıkça beni hatırla canım sevgilim. Vay, bu da çok tatlı bir oyuncak. Peki ya, şimdi hangi oyuncağa binelim, ne istersiniz? Bana fark etmez, sen ne istersen ben ona binerim. Tamam, ben hız trenini istiyorum. Vay, hız treni. Tamam, hep beraber hız trenine binelim. Ben vagonlarınızı aldım. Bilet aldın mı Gökçe? Elbette ki aldım. Ben de biletleri atıyorum. Tamam, ilk önce Tombiş binsin. Yoyum itti beni. Tamam, ittireceğim seni. Huhuu, görüşürüz Tombiş. Vay canım Yoyum amca. Bu hız treni çok hızlı. Wow. Seninkini ben koymak istiyorum, tamam mı? Hadi gel bin bakalım, sonra arkandan seni iteyim. Teşekkür ederim. Bindim ben, hadi it beni. İttim. Bu treni çok yükseğe çıkıyor. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Vay canına, hayatına bindiğim en iyi hız treni galiba bu. Gerçekten de çok hızlıydı ve çok korkunçtu. Ama bir o kadar da eğlenceliydi. İndim. Gerçekten de birazcık korkunçtu. Ama bana yetti galiba. Size yetti mi bugün bu kadar? Evet ya, ben de gerçekten bayağı bir yoruldum. Oy, Joy amca ben de yoruldum ya. Eve gidip en iyisi bir dinlenelim. Film izleyelim mi? Evet, film olabilir. Evet, film olsun. Bir de benim yemek saatim geldi, artık yemeklerimi de yemem lazım. Tamam, hadi gidelim bakalım. Bu arada Gökçe, gerçekten bana bugün çok güzel bir gün yaşattın. Tekrardan teşekkür ederim. Çok iyi bir kız arkadaşsın sen. Benim seninle geçen her günüm çok güzel zaten Girol. O yüzden özel bir güne ihtiyacımız yok. Hadi gel bakalım. Tamam, hadi gidelim. Şöyle açalım kapımızı. Bindim ben. Hadi sen de bin bakalım Gökçe. Tamamdır, biniyorum ve bindim. Hadi gidelim bakalım eve. Evet bakalım, evimize geldik. Şöyle arabamızı da park edelim. İşte oldu. Uy, ben çok yoruldum Joy amca ya. Vallahi ben de çok yoruldum. Hadi gelin bakalım, bir film izleyelim. Sonra da yatıp uyuruz. Hadi bakalım gelin. Ama ben ondan önce yemek yemem lazım. Kahvaltı da etmemiştim, siz ettiniz ya. Tamam, sen yemeğini. Zaten senin yemeğin burada hazırmış Gökçe. Evet, benim yemeğim hazır. Biliyorsun ben düzenli besleniyorum. Şöyle gidelim ve yiyelim. Güya amca, ben de hadi odamda uyuyacağım azıcık. Çok uykum geldi. Tamam Tombiş'im bakalım. Hadi uykular sana. O zaman ben de Gökçe filmi başlatıyorum. Sen birazdan gelirsin. Tamamdır, başlatsın. Tamamdır. Örümcek Adam'ı açalım. Örümcek Adam'ı izlemeyi çok seviyorum. Sağlıklı beslenmeye bayılıyorum. Ama bu çorbada değişik bir tat var ya. Ne oluyor ya? Ben kendimi bir kötü hissediyorum. Bir garip hissediyorum. Nefret doluyum. Gürol,
Senden nefret ediyorum. Hayatımdan defolup gitmeni istiyorum. Senden nefret ediyorum. Aa, başım çok kötü ağrıyor. Ne oldu bana? Neredeyim ben böyle? Ben buraya cezalı çıkıyorum. Hey! Anlaşıldı mı? Vurma bana. Vurma bana gönlüm buraya. Vurma bana. Vurma bana. Vuracağım sana, tamam mı? Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Bu sesler de ne ya? İçeriden garip sesler geliyor. Gideyim bakayım, bir şöyle kapıyı açayım. Al bakalım. Al dedim sana. Al dedim sana. Hii, uyma bana gönlümle. Babam acıyor. Babam acıyor. Uyma hadi gidelim. Ya babana vuracağım. Birazcık da kafana vuracağım. Zaten akılsızsın. Daha da akılsız ol. Gökçe ne oldu böyle? Gökçe. Neredeyiz biz? Ne yapıyorsun sen tombişe? Senden nefret ediyorum. İçimde sana karşı öyle bir nefret var ki. Aa, vurma. Vurma bana. Dur, bana vurma. Vurma. Gökçe sen çok iyi bir kız arkadaştın. Neden böyle bir kötü oldun? Kes sesini ya, yılışık çok iyi kız arkadaşın, çok iyiydin. Kes sesini. Tamam vurma bana, vurma bana. Aman neyse, sinirlerime hakim olamıyorum. Ben bir lavaboya gideceğim, elimi yüzümü yıkayayım. Burada uslu durun ve sesiniz bile çıkmasın. İkinizden de nefret ediyorum. Çok kötü vuruyor. Tombiş, bana ne oldu böyle? Biz neredeyiz Tombiş? Bilmiyorum Yuhi amca, en son yatakta uyuyordum. Uyan da buradaydım. Ben de en son evde televizyon izliyordum. Sonra bir şey oldu, bana kafama birisi vurdu galiba. Sonra uyandığımda buradaydım. Tombiş, bizim buradan gitmemiz lazım. Gökçe delirdi, baksana bir anda kötüye dönüştü. Evet bence de Yuhi amca. Kapı burada, hadi gel gidelim bakalım. Evet bence de. Gökçe gelmeden hadi gidelim, çabuk. Açtım kapıyı Tombiş, hadi gel bakalım. Kımıldamayın, duydunuz mu? Hemen içeri girin yoksa sizi mahvederim, anlaşıldı mı? Girin dedim içeri, girin dedim içeri. Tamam vurma tamam. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Kaçabileceğinizi mi düşündünüz o küçücük beyin? Gökçe neden bu kadar kötü oldun sen? Ben hep kötüydüm, hep senden nefret ediyordum Tombiş. Senden de nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Herkesten nefret ediyorum. Vurma, özür dileriz. Yuhi amca çok kötü davranıyor. Şakır, oraya gözük. Orayı davran, tamam mı? Tamam. Tamam Gökçe. Ne istersen onu yaparız biz. Sen merak etme. Zaten ne istersem onu yapacaksınız. Şimdi gidin bana güzelce yemekler hazırlayın, anlaşıldı mı? Ben de burada istirahat edeceğim birazcık. Duydunuz mu? Tamam. Çok güzel yemekler yapacağız biz şimdi sana. Tamamdır. Hadi bakalım. Gel Tombiş, sen de şuradan televizyonumu aç. Bir de benim hareket edeceğim. Bana Tamam. Tamam, açıyorum televizyonu açıyorum. Bu Gökçe'nin ne oldu böyle ya? Nefret. Bir anda kötü bir kız arkadaşı oldu. Gözleri kıpkırmızı, kıyafeti bile değişti. Neyse, ona ben bir yemek hazırlayayım o zaman en iyisi. Tombiş, açtın mı televizyonu? Açtım Yuhi amca. Ama bizim buradan kaçmamız lazım. Baksana çok farklı bir yerdeyiz. Evet, çok farklı bir yerdeyiz. Bizi kaçırmış kötü Gökçe. Neyse, Tombiş o birazdan uykuya dalar zaten. Biz o sırada kaçarız evden, tamam mı? Tamam. Öyle yapacağız. Bakarım uyuyor mu? Tombiş uyumuş mu? Uyumuş Gökçe, uyumuş. Tamam, hadi gel bakalım. Sesli bir şekilde kaçalım hemen buradan. Gel çabuk. Şöyle açalım kapıyı. Vallahi kaçtık Tombiş, kapat çabuk, koş. O ne? Gökçe mi, çabuk koş. Gökçe abla gelmeden koş. Çabuk yemek yiyelim. O seslerden öyle. Kaçmışlar, olamaz. Neredesiniz? Buraya gelin. Mahvedeceğim. Buraya gelin. Tombiş, burada bir tane ev var. Çabuk gel buraya gel. Buraya gel. Çabuk, bizi burada görmez bence. İçeri gir bakalım. Bakalım nerede? Gözükmüyor, tamamdır. İzimizi kaybettirdik Tombiş. Oh be Yuhi amca, kurtulduk çorneyden. Evet, kurtulduk ama Gökçe halen ne olduğunu bilmiyoruz Tombiş. Bir anda iyiken ve bir anda çok kötü oldu. Çok iyi bir kız arkadaşı ve çok kötü bir kız arkadaş oldu. Acaba ne oldu anlamadım. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Siz görmüşsünüzdür. Gökçe ne oldu? Lütfen bize yardım edin arkadaşlar. Gökçe bir anda kötüye dönüştü. Onu tekrardan iyiye çevirmemiz lazım. O yüzden de arkadaşlar şu anda herkes videoyu beğensin. Hadi bakalım, Gökçe tekrardan iyi olması için videoyu beğenin. Ve ekranda çıkan videoları da tıklayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.